Ağzında en büyük görevim olarak vaat ediyorum. Bunu lütfen basın. Ben Van'ın problemlerini doğduğum günden değil 1974 yılından bu yana kendime göre, kendi ölçülerime göre iyi bilen bir siyasetçi. Siyaset hocam iyi bir siyasetçiydi, usta bir siyasetçiydi. Ben siyaseti ondan öğrendim. Ben dürüstlüğü ondan öğrendim. Bu usta siyasetçi babam Kinyas Kartal'dı. Ben babamın hem oğluydum hem de 1974'ten sonra siyaset arkadaşıydım. 1974 yılında Adalet Partisi'nin il başkanı olarak göreve başladım. Bu ihtilal yılına kadar sürdü. Biz bütün köylere o günün şartları içinde yol götürdük. Ama biz hiçbir zaman yolsuzluğa bulaşmadık. Ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Benim de çocuklarım var. Çocuklarımın yatak odaları var. Çocuklarımın yatak odalarında para sayma makineleri, kasaları yoktur. Benim çocuklarımın yatak odalarında ders kitapları var. Ders kitapları olmuştur. Ben böyle bir ailenin çocuğuyum. Şimdi niçin bunu altını çizerek ısrarla belirtiyorum? Şayet bu yolsuzluklara bulanan kişiler, bulaşmış olan kişiler adalet önünde aklanmış olsalardı söyleyecek bir lafım yoktu. Ama bunlar adalet önünde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parmak hesabıyla sözüm ona aklanmışlardır. Bu aklanma değil. Burada suçlu olan adalet mekanizması değil, suçlu olan adalet mekanizmasına bunu götürmeyenlerdir. Milletvekili arkadaşlarım da şayet böyle bir zamanda oy kullanarak arkadaşlarını aklamaya çalışmışlarsa bunun faturasını bana göre ağır ödeyeceklerdir. Dünya sadece bundan ibaret değil, bir de bunun ölümden sonraki yaşamı var. Bunun hesabını bana göre ağır ödeyeceklerdir. Allah kimseyi onların durumuna düşürmesin. Ben hiçbir arkadaşım hakkında kötü konuşmam. Benim bütün arkadaşlarım dürüsttür. Ama dürüstlük kendilerine verilen yanlış talimatı yerine getirmek değil. Arkadaşlarımız o zaman isyan etmeliydiler. Böyle bir aklanma olmaz demeliydiler. Böyle bir aklanmayı getireceksin, sonra kalkıp bunun bütün günahını paralel yapı diye bir meçhul, ne olduğu bilinmeyen bir gücün sözüm ona üstüne yükleyeceksiniz. Bunu paralel yapıya yükleyerek hiçbir iktidar kendisini aklayamaz. Bu aklanmada Türkiye'nin 81 ilindeki tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Van'da tüyü bitmemiş yetimin hakkı onlardan sorulmalıdır. Bu öyle küçük bir miktar da değil. Zaten yanlışın küçüğü büyüğü olmaz ki. Yanlış yanlıştır. 247 milyar dolar Türk lirası. Bu hafızaların alamayacağı kadar büyük.
Bunun hesabı sorulmalı. Ve bu bugünkü iktidarın yaptığı şey 12 yıldan bu yana hiçbir hesap Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemiş. Sayıştay'a uğramadan yasalaşmış bitmiştir. Yani ben bu parayı buraya verdim. Bu parayı buraya verdim. Hesap kitap yok. Hesapsız kitapsız bir iktidarın dümen suyuna katılmışız. Bu hesapsız kitapsız bir iktidarın yaptığı yürekler acısı, ki bunu da defalarca tekrarlıyorum. Hep de tekrarlayarak gideceğim, söyleyeceğim. Bugün ben inançlı bir gençlik yaratacağım diyen bu iktidar bağımlı bir gençlik yaratmıştır. Yarınıma ben rahatlıkla bakamıyorum, yarınımı göremiyorum. Benim yarınım, benim geleceğim gençlerimle olur. Benim gençliğim bağımlı olmuş. 12 yıl içinde bağımlılık %500 oranına çıkmış. Van'ın ilçesine bakın, Erciş ilçesi. Dün oradaydım. Erciş'te bağımlılık yaşı 12'ye inmiş. Arkadaş, Erciş İstanbul değildir. Tokyo değildir, Paris değildir. Erciş Van'ın bir ilçesi. Gençliği bağımlı olan bir toplumdan ne bekleyebilirsiniz? Bu iktidarın söylediği hiçbir şeye ben artık inanamam. Kadına şiddet. Kadına şiddet 12 yıl içinde %1200 artmış. Bağımlı gençlik nereden çıkıyor? Bağımlı gençlik kadına şiddetten. Aile içi huzursuzluktan, aile içi şiddetten gelmektedir. Siz aile içi şiddeti bu kadar yüksek seviyelere çıkarırsanız, o zaman beni inandıramazsınız. Müreffeh bir Türkiye'ye beni inandıramazsınız. Hiçbir ferdi aç olmayan bir ülkeye beni inandıramazsınız. Sonra dün başbakan kalkıp ne diyor? Diyor ki, hazine tıklım tıklım dolu. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, bu hazineyi hemen bitirecek. Arkadaş, hazine tıklım tıklım doluysa sen niye emekliye iki maaş vermiyorsun? Hazine tıklım tıklım doluysa sen niye asgari ücreti 1500 lira yapmıyorsun? Bu ikisinden biri yalan. Ya hazine bomboş, ya da sen yapmak istemiyorsun. Hazine doluysa yapacaklarını vaadine ben asla inanmam. Hazine doluysa bugünden yap. Seçimden sonrasını niye bekliyoruz? Değerli basın mensupları, ben bir Vanlı olarak Van'ın en önemli sorununu çözüm süreci ve işsizlik olarak görüyorum. Çözüm süreci bu iktidar tarafından maalesef sulandırılmıştır. Çözüm süreci nedir? Bunu bana bu iktidar partisine mensup hiç kimse izah edemez. Çünkü kendileri de bilmiyor. Çözüm süreci. Arkadaş, bu çözüm süreci nerede? Nasıl olacak? Kimle kimin arasında olacak? Şartları ne? Belli değil. Çözüm süreci. Efendim, daha iyi ya, 2 yıl içinde hiçbir cenaze gelmedi. Elbette. Elbette istediğimiz bu. Ama bu yarının daha kötü olacağına, olmayacağına dair bir şey değil ki. Bu çözüm süreci 2 yıl boyunca devamlı surette ertelenmiş, zamana yayılmıştır. Bir şeyi zamana yayarsanız bunun çözümü mümkün olmayabilir. Çözüm süreci Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında buna çözüm bulacaktır. Nasıl bulacaktır? Genel başkanımız teminat vermiştir. Çözüm süreci doğru Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkılarıyla olacaktır.
ciddi sürçmesi oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi diyeceğim yerde Doğru Yol Partisi dedim. Evet, ben Doğru Yol Partisi'nin milletvekiliydim. Konuşmama ilk başladığımda da söyledim. Ben gömlek değiştirmedim. Doğru Yol Partisi'nin milletvekiliydim. Teklif üzerine, davet üzerine, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı oldum. Van'ın ikinci önemli sorunu işsizlik. İşsizlik 2015 Mart ayında son yapılan anketlerde, daha doğrusu istatistik kurumunun yayınlanmış olduğu rakamlar %9.9 iken Türkiye geneli, Van'da %14 oranına çıkmıştır. %14. Her üç gençten biri işsiz. Peki hazine bu kadar tıklım tıklım doluyken her üç kişiden biri niye işsiz olsun? Hazine bu kadar tıklım tıklım doluyken işsiz olanlara niye işsizlik primi ödemiyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı olarak ben yapmak istediğim bir hususu yine huzurunuza ifade etmek istiyorum. Hayırlısıyla milletvekili seçimlerinden sonra, yani 8 Haziran'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yer alan Van milletvekilleriyle hep birlikte el ele vereceğiz. Van'ın sorunlarını çözeceğiz. Van'ın sorunlarını çözmek mecburiyetindeyiz. Van'ın sorunlarını iktidarlar çözmez. Van'ın sorunlarını Van milletvekilleri el ele verecek ve çözüm üretecek, çözecek. Van'ın sorunu çözülmeyecek bir sorun da değil. En önemli sorunu işsizlik ve çözüm süreci. İşsizlik Van'ın konumu itibariyle Allah'ın sunduğu bir konu, iki kapsı. Hem Özal hem Başkale. Bu iki kapıdan sınır ticareti yalnız Van'a değil, Doğu Anadolu bölgesinin bütün sorunlarını çözmeye dahi yeterlidir.